Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere tekrardan akşam yemeği menüsü vereceğim. Neler yapacağım? İlk önce onları sıralayayım. Et sote hazırlayacağım. Sade bir pirinç pilavı ve arpa şehriye çorbası yapacağım. Hemen ilk önce et sotemi yaparak başlıyorum. Ocağımın başına geçtim. Hemen altını yakıyorum tenceremin. Şöyle 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Sonra şöyle 4-5 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Benim kullandığım et dana eti. Yani yağı hiç yok. O yüzden yağını biraz fazla kullanıyorum. Ama siz eğer yağlı bir et kullanacaksanız sadece tereyağı da yeterli. Ve ben dana eti kullanıyorum diye sadece dana etinden yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz de kuzu eti ya da koyun etiyle de yapabilirsiniz. Siz 400 gram arası dana etini bir 10 dakika kavuracağım bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Altını da kısa alıyorum. Ben orada hemen domates ve biberlerimi doğrayacağım. Pirincimi keseyim. Şöyle büyük bardaklardan 1 su bardağı pirinci ıslatacağım, kabımın içerisine alıyorum. Üzerine de şöyle ılık su ekliyorum. Kenarda beklesin. Şöyle 2 tane kuru soğan, 2 tane domates, 3 tane yeşil biber kullanacağım et sote için. Hepsini yemeklik doğruyorum. Hemen etime bakıyorum. Gördüğünüz gibi suyunu saldı. Suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Daha sonra soğanlarını ekleyeceğim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi iyice suyunu çekti. Hatta kavurdum. İçerisine doğradığım soğan ve biberi ekliyorum. Soğan ve biberler içerisinde kavrulana kadar pişiriyorum. Kavrulduktan sonra doğradığım domatesleri ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığını tam doldurmadan ucuyla biber salçası, 1 tatlı kaşığı kekik, şöyle pul biber birazcık da. Tuzunu şimdi eklemiyorum. En son etler iyice piştikten sonra. Yarım su bardağı da su ekliyorum. Altını kısa alıyorum. Çok aşırı derecede de kısmayın. Arka tarafı alacağım. Orada bir 20 dakika pişecek. Bunu yapacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Eriyen yağımın içerisine yıkadığım pirincimi ekliyorum. Pirinçler diri diri olana kadar kavuruyorum. Şöyle birkaç damla limon damlatıyorum. Bir miktar da tuz. Pirinci ölçtüğüm bardakta gene 1,5 su ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağımı da en kısa alıyorum. Yavaş yavaş pişiyor. Bu arada et sotem de pişiyor. Gördüğünüz gibi. Kapağını kapatıyorum. Ara ara kontrol edin. Eğer suyu azalırsa su ekleyebilirsiniz. Arka tarafı aldım. Yemeğim de pişiyor artık. Hemen çorbamı yapmaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Hemen ocağımın altında yakıyorum. Eriyen yağımın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Yarım su bardağı arpa şehriye. 1-2 dakika kavuracağım. Birazcık arpa şehriye gözüm az gözüktü. Azıcık daha ekleyeceğim. Yarım su bardağından biraz fazla ekleyebilirsiniz siz de. Kettle'da kaynattığım suyumu ekliyorum. Yeterince tuz. Ve şöyle bir miktar da pul biber. Şöyle bir çırpıcıyla çırpacağım şehriyelerin ayrılması için. Çorba kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kapağını da yarım bırakıyorum ama ara ara da kontrol etmeyi unutmayın çorbanızı. Hemen et soteme bakıyorum. Artık pişmiş. Yeterli. Şöyle etinden alayım bir tane. Şöyle sizlere de göstereyim. Eti de gayet güzel pişmiş. Çok fazla da dağılmasını istemiyorum. Hemen tuzunu ekliyorum. Siz de kontrol edin. Etiniz pişmediyse biraz daha pişirin. Artık altını kapatıyorum. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Neler hazırladım? Hemen şöyle bir sıralayayım. Arpa şehriye çorbası yaptım. Pirinç pilavı. Hemen üzerine de şöyle et sote. Ben birazcık yanına da ayran yaptım. Etim ortalama kısık ateşte 35 dakikada pişti ama her et aynı pişmez. Dikkatli kontrol ederek pişirmeyi ihmal etmeyin. Koyuluğunu tamamen kendi sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.